Efsane yazmış gene. Geldik arkadaşlar. Nereye geldik Tırnak? Çambaşı'na. Çambaşı'na geldik. Şöyle arkamızdan siz Çambaşı'nı görün. Geçen sene 25 liraydı, bu sene kaç? 25 liraya mantar mı olur lan? Adam emek veriyor, o kadar daha bayır çıkıyoruz. Video video. Çam kızı, çam erkeği. Çam babası. Çam babası. Balık restoranı var hemen içeride. Otantik bir restoran. Dışarıda da yemek yeme yerleri var. Burası çünkü bizim vatanımız, bayrağımız, sancağımız, adına ne derseniz. Aynen. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Buradan herkese selam olsun. Selam olsun. Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Gökkaya. Zamanı Paylaş kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çambaşı yaylasına gidiyoruz. Ailece gidiyoruz. Güzel manzaralar var, güzel yaylalar var. Onları da sizler için görüntülemeye çalışacağım. Sizi bu görüntülerle şimdilik baş başa bırakıyorum. Bakalım ileride karşımıza neler çıkacak. Yolda ilerlerken durakladık. Mantar gördük, mantar topluyoruz. İstanbul'da kültür mantarı dediğimiz, burada da chisel diye adlandıran mantardan topluyoruz. Dağ bayır geziyoruz. Manzaramız çok güzel. Bakalım ne kadar mantar toplayacağız, göreceğiz. Büyük bir mantar bulduk. Mehmet Emir şimdi onu bizim için alacak. Alabilirsin Mehmet Emir. Gücün yeter mi? Koparabilir misin onu? Oo, göster bakayım kameraya şimdi. Oo, kocaman. Sapını bıraktın ama neyse, o da şey olsun. Havaya kaldır. Oh. Maşallah. Evet, Turan şey, ne Turan'ı ya, Tunağan, yorgunluktan ismini unuttum. Efsane yazmış gene. Hadi defol arabaya, hadi. Oo, mantar. Geldik arkadaşlar, nereye geldik Tunağan? Çambaşı'na. Çambaşı'na geldik. Şöyle arkamızdan siz Çambaşı'nı görün. Güzel, şirin bir yer. Ama hepsi bu kadar. Karagöl, peynircilik. Tunağan Karagöl oradan bize ikramlarda bulunacak bugün. Ama bize Karagöl kendin pişir kendin ye lazım. Gayet şirin, güzel bir yer. Güzel bir mekan. Kesinlikle paylaşmaman gerekiyor. Kesinlikle paylaşmam gerekiyor. Buranın turizmi çok fazla artar yoksa. Sonra buranın şirinliği kaçar. Çok hızlı gidiyor. Burası Çambaşı'nın merkezi. Tunağan'la geldik buraya. Ora benim, bura benim diyor. Ama şirin, güzel. Ailecek, herkesin gelebileceği hoş bir mekan. Albay mantarları. Geçen sene 25 liraydı, bu sene kaç? 25 liraya mantar mı olur lan? Adam emek veriyor, o kadar daha bayır çıkıyoruz. Video video. Tunağan buranın kralı. Çambaşı Tunağan'dan sorulur. Çam kızı, çam erkeği. Çam babası. Çam babası. Arkadaşlar yemeğimizi yedik, şimdi gideceğiz. Aşağıda balık gölüne gideceğiz, alabalık tesisine gideceğiz. Alabalık tesisine. İsa bizi alabalık tesisine getirip götürecek. Gelin. Buranın turizm işlerine İsa Bey bakıyor. İsa Karagöl. Karagöl peynircilik. İsa Karagöl'ün ismini veriyorsunuz, istediğiniz indirimi alıyorsunuz arkadaşlar. Atma onu bir yere. Ordu Mesudiye alabalık tesisine geldik arkadaşlar. Hemen bakıyorduk. Ertaş alabalık çiftliğine hoş geldiniz diyor. Şimdi içeri gireceğiz. Tesisin içine bakacağız. İçeriyi dolaşacağız hep birlikte arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, alabalık tesisine geldik Eslem'le beraber. Sok kızım elini. Onları açtır şimdi, seni giysinler hemen. Bak oraya sokma, şuraya sok. Orası boş. Büyük havuza gidelim. Büyük havuz var. Aa, büyük havuz. Burada ne var? Burada büyük balıklar var. Anne. Bak şurada büyük. Anne. Yok. Evet arkadaşlar, yetiştirme havuzları. Burası yetiştirme havuzunun birinci havuzu. Bütün yavrular burada. Sırasıyla da havuzdan havuza büyüye büyüye gidiyorlar. En yetişkin balığa kadar bu şekilde. Görüyorsunuz havuzları. Bu şekilde havuzlar var. Burası alabalık yetiştirme tesisi. Burada bu tesis elektriğini de kendisi üretiyor. Çok güzel bir tesis. Bu şekilde her akan yerde bir havuz oluyor. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane boş havuz bırakmışlar. Muhtemelen temizlik aşamasında. O yüzden normalde buralar dolu oluyor normalde. 4 havuz baştan çalışıyor. 3 havuz da sondan çalışıyor. Toplamda 7 havuz aktif durumda şu an. Toplamda 12 havuzdan oluşuyor tesis. Kendi elektriğini de kendisi üreten bir tesis arkadaşlar. Şöyle biraz kamera kadrajına sokmaya çalışacağım buraya. Bu şekilde yetiştirme havuzları. Doğan, tesis güzel mi? Tesis güzel mi? Güzel. Ertaş alabalık tesisinde çocuklar için zaman geçirecek, yetişkinler için zaman geçirecek yerler de var. Böyle doğa içerisinde zaten güzel bir alan arkadaşlar. Mescidi var hemen karşıda. Şöyle bir balık restoranı var hemen içeride. Otantik bir restoran. Dışarıda da yemek yeme yerleri var. Bu şekilde güzel kaliteli zaman geçirebilirsiniz burada. Güzel yerler arkadaşlar. Karadeniz'de öyle kolay kolay kötü yer yok zaten. Gayet otantik, doğa içerisinde. Dışarıda ve içeride mekanları var. Ailenizle çok rahat gelip güzel zaman geçirebileceğiniz bir alan. Gitme zamanı geldi. Balık alacaktık. Fakat ilgili ve etkili kimseyi bulamadık. Balık almadan çıkıyoruz. Artık başka zamanı. Ama güzel bir tesis genel manada. Otoparkı da var arkadaşlar. Şuradan bakıyorsunuz, otoparkı var. Ertaş Alabalık Çiftliği'ne hoş geldiniz. Bu şekilde güzel. Halen gelişmekte olan bir mekan. Büyük yetiştirme havuzları bu tarafta hemen. Satış havuzları da bu tarafta. Görüntüledik balıkları size. Gayet hijyen güzel bir yer. Otantik bir yer. Şimdi arabamıza binip İlerliyoruz yollarda. Durdukça çekimimize devam edeceğiz arkadaşlar. Giresun Bulancak Yaylalarına kadar geldik. Yanlış bir yola girdik. Yol bitti. Rehberimiz İsa Karagöl Bey. Ya bırak şimdi yolu. Şu biten yolu da görelim bir. Yol burada bitiyor. Burada bitiyor. Biz artık geri döneceğiz. Oradan dolaşacağız. Şu yola geçeceğiz. Giresun yaylalarına kadar geldik. Bulancak Müftülüğü yazıyordu tabelada. Caminin tabelasında. Orada Giresun Sivas yaylaları, o şekilde dolaşa dolaşa devam ediyoruz.
Rehber. Arkadaşlar yaylayı bulduk hemen. Arkamızda gördüğünüz gibi bizim Güzelmakö'nün yeni oba yaylası. Giresun yaylalarından, Ordu yaylalarından dolanarak geldik. Gerçi burası da coğrafya olarak Ordu olarak geçiyor. Biz Sivaslıyız. Yaylamız da hemen arkada gördüğünüz gibi. Bilmiyorum görebilirim. Görüyorum. Tamam. Şurada. Tamam. Hop. Tamam. Tamam. Tam parmağımın ucunda. Arkadaşlar, o kadar yol geldik. Ordu yaylaları, Giresun yaylaları. O kadar yol dolaştık. Geldik kendi yaylamızda. Bulduk mantarı. Ay maşallah. Oh. Şunlar ne la, kat kat üstüne binmiş. Deprem olsa yıkılır. Oh. Bugün hasılat iyi. Doldu. Nasıl dolacak? Oh. Babanda da ne göz var? Ta nereden gördü bunları? Poşet doldu. Fazlasıyla bulduk. Aşağıdakini ben almadım. Tuna. Abi. O senin kopar dediğin vardı ya. Almadım. Onu almadım. Bizim abonelerimizde, takipçilerimizde görsün dedim. Aa. Sen de çekemiyorsun galiba takipçilerimi. Kurt da yok galiba. Kurt da yok herhalde. Hiç yokmuş hakikaten. İyi. Şuna da tekme attım. İyi. Parçala ki şey olsun, tohum olsun buraya. Bunlar tohum oluyor işte. Merhaba arkadaşlar, sabahtan beri dolaşıyoruz. En sonunda köyümüzün yaylasına vardık. Burada Adem kardeşimizi bulduk. Adem burada yaklaşık 3 aydır burada kendisi. Yaylamızın neredeyse bekçiliğini yapıyor gibi bir şey ama Allah razı olsun kendisinden yaylamıza sahip çıkıyor. Yerimize, yurdumuza, obamıza sahip çıkıyor. Şöyle arka fonda yaylamızı göstermek istiyoruz. Ademciğim, seni tanıyabilir miyiz biraz? Bize yaylacılık dededen toruna kaldı. Mustafa dedemden, babamdan bana kaldı. Biz burada, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yaylacılığı severek aşkla yapıyoruz. Bizde memleket aşkı diye bir şey var. Her şeyden önemli gelir. Önde gelir. Allah razı olsun. Adem'e çok teşekkür ediyoruz. Adem gerçekten burada son derece özverili bir şekilde kalıyor. Burada şartlar zor arkadaşlar. Böyle bakkalmış, marketmiş, şuymuş, buymuş. Ne bulursan onu yiyorsun. Ne getirirlerse onu yiyorsun. Yaylalarda gördüğünüz gibi ormanlı, şuydu buydu yok. Odun varsa yakıyorsun, yoksa üstüne yorganı çekiyorsun, yatıyorsun. Doğru mu Adem? Yeri geliyor tezek yakıyoruz. Yeri geliyor tezek yakıyoruz. Onu da bulamazsak üşüyoruz. Ama yaylayı da bekliyoruz. Bekliyoruz her zaman. Burası çünkü bizim vatanımız, bayrağımız, sancağımız, adına ne derseniz. Aynen. Teşekkür ederiz Adem. Ben teşekkür ediyorum. Buradan herkese selam olsun. Selam olsun.
Yaylamız yaklaşık 2700-3100 metre rakımda. Epeyce yüksekte. Bugün hava iyi arkadaşlar. Böyle esine bakmayın. Havanın dumanlı veya bulutlu olduğuna bakmayın. Normalde burada göz gözü görmüyor. 1 metre ilerisini göremiyorsunuz duman çöktüğü zaman. Yaylacılık böyle göçebe hayatı gibi. Çadırlarda, ama şimdiki yapılar biraz daha iyi olmuş. Ağırlar, ahırlar daha iyi olmuş. Daha sağlam yapılar yapılmış. Mescit yapılmış ileride. Hemen aşağıda lavabolar yapılmış. Birkaç tane evde kendi lavabosunu yapmış, ayırmış kendisi. Yeni bir yayla burası. Ortalama 4-5 yıllık bir yayla. Bizim başka yaylaya göçüyorduk. Çalova yaylamız vardı, oraya geçiyorduk. 4-5 yıldır buraya göçmeye başladık. Burayı oluşturmaya başladık. 4-5 yılda bu şekilde oluşturduk. Aşağı taraflarda da birkaç tane ev, ocak var. Sizlere bunları paylaşmak istedim. Çam başından yaylalardan, dağlardan geze geze buraya ulaştık. Ortalama köyümüze 2 saatlik araç yoluyla bir yolculuk var. Biz kendimiz Sivas Koydusarlı'yız. Burası coğrafya olarak Ordu bölgesi, Ordu yaylaları arkadaşlar buralar. Dağlardan da göreceğiniz üzere Ordu yaylalarına çokça benziyor zaten. Ve Giresun yaylalarından, arkalardan dolaşarak, Bulancak yaylalarından dolaşarak buraya geldik. Buradan da köyümüze 2 saatlik bir yol gideceğiz. Telefonu kapatalım, geriye ışmıyor.